Merhaba arkadaşlar. Harmonik güç akışı dersimizin 5. haftanın 2. bölümünde yine birlikteyiz. Bu hafta ilk anlattığımız videodan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Güç akışı hesaplamalarında kontrol değişkenleri sabit kabul edilerek bu değişkenler yardımı ile durum değişkenleri bulunur. Durum değişkenleri olarak tüm baralara ilişkin delta i gerilim açı değerleri salınım barası hariç olmak üzere ve yük bara gerilimlerinin VI gerilim genlik değerleri seçilir. Kontrol değişkenleri olarak ise jeneratör baralarına ilişkin VGI gerilim genlik değerleri, ayarlanabilir reaktörlerin QCI reaktif güç değerleri ve sürekli ayarın yapılabildiği transformatörün TI kademe ayar değerleri alınır. Arkadaşlar bununla ilgili olarak daha önceden ben size IEEE'nin 9 bağlı sistemini göstermiştim. Bakın burada arkadaşlar 3 tane transformatör var. Bu transformatörün tap changing dediğimiz kademe ayar değiştiricileri var arkadaşlar. Bunlar kontrol değişken olarak seçilebilir. Dolayısıyla burada 3 tane transformatör var. Ayrıca arkadaşlar ben buraya ilaveten bir hat bağladım ve hatta sonunda da arkadaşlar bir kompanzatör bağladım. Yani bu ne yapıyor? Enterkonite sistem içinde reaktif güç problemi varsa buradaki QC değerini değiştirerek sisteme aktif güç basıyor. Dolayısıyla sistemin gerilim ayarını yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz QC ve buradaki transformatörün, değeri, buradaki transformatörün T ayar değeri, buradaki transformatörün T ayar değeri, buradaki transformatörün T ayar değeri kontrol değişik olarak seçilebilir. Fakat bizim yapacağımız çalışmalarda arkadaşlar transformatör ve bahsettiğimiz QC değerlerini ihmal edeceğiz. Onların olmadığı bir sistem üzerinde çalışacağız. Bizim burada yapacağımız güç akış çalışmalarında U yani kontrol değişkeni olarak VGI Jeneratör gerilim genlik değerleri ve sanının barası açısı alınacaktır. Şimdi arkadaşlar bu kontrol ve durum değişkeni üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bunlar önemli. Arkadaşlar kontrol değişkeni dediğimiz zaman bir trenin lokomotifini düşünebiliriz. Lokomotif trenin Vagonlarını istediği yere getiriyor tabii ki ray üzerinde kalmak şartıyla. Bu durumda yaklaşan vagonlar durum değişiyor olarak düşünebilirsiniz. Yani kontrol değişkeni dediğim şey durum değişkenlerinin nereye gideceğine karar veren ana büyüklüktür. Dolayısıyla bunun büyüklüğüne bağlı olarak durum değişkenleri değer değiştirirler. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız geçen hafta ben size optimal güç akışından bahsetmiştim. Arkadaşlar optimal güç akışında işlemler şöyle yapılır. Önce kontrol değişkenlerini belirlersiniz. Bu kontrol değişkenlerine göre güç akışı hesabı yaparsınız. Arkadaşlar bu güç akışı hesabı bittikten sonra sistemin aktif ve reaktif durumuna bakarsınız. Enerji iletim maliyetlerine bakarsınız. Tüm sistemin kayıplarına bakarsınız. Eğer bu bahsedilen güç akışı şartlarının sağlanmasına rağmen sistemdeki verim düşükse yeni bir kontrol değişkeniyle arkadaşlar tekrar güç akışı hesabı yaparsınız. Dolayısıyla optimal güç akışı ile güç akışı arasındaki en büyük fark şudur arkadaşlar. Güç akışında kontrol değişkenleri sabit kalır. Optimal güç akışında ise arkadaşlar kontrol değişkenleri değiştirilerek en uygun çözüm aranır. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar buraya kadar anlattığım temel büyükleri kavramanız adına bir sayfa hazırladım. Bu sayfada arkadaşlar görüyorsunuz 5 paralı bir enter connect sistem var. Burada 1 numaralı silek paramız bir generatöre bağlı. 2 numaralı paramızda bir, yine bir generatör var. Arkadaşlar 2 ile 3 arasında bir hat bağlı. Bu hattan arkadaşlar seri empedansı şu da arkadaşlar şu ikisi iletim hattına aç, şört Tabii ki bu iki değerler yani şu short antipitanslar zaten birbirine eşittir arkadaşlar. Bu şört antipitanslar ve hattın seri empedansı size verilmek zorunda. 3 numaralı bar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi P Q yük barası. Bakın P 3 değeri belli. Q 3 değeri belli. 3 ile 4 arasında arkadaşlar yine bir hat bağlanmış. Görmüş olduğunuz gibi seri empedans ve short antipitansları var. 4 numaralı baramız arkadaşlar yine yük barası. Dikkat edin. Sonra 4 ile 1 arasında yine bir hattımız var. Aynı şekilde arkadaşlar 3 ile 1 arasında bir hattımız var. Sonra 1 ile 5. bar arasında hattımız var. 5. barımız arkadaşlar yine bir yük barası. Gördüğünüz gibi PY5 ve QY5 değerleri biliniyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada V1'in yanına 1.08 yazmışım. Arkadaşlar bu Silek baranın bara gerilim genliği 1.08 bu da açısı bu da birim var biliyorsunuz arkadaşlar eğer ben 380 kilovolta bir birim demişsem demek arkadaşlar bu değer V1'in gerilim genliği 380 kilovoltun üzerine yüzde 8 ilave edeceksiniz demektir gerilim olarak ama biz periyot uzak çalışacağımız için dolayısıyla biz hep 1.08 üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar dolayısıyla bakın bir numaralı barada bara gerilim genliği ve bara gerilim gelin açısı belli ve arkadaşlar bu güç akışı boyunca değişmeyecek. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz iki büyüklük arkadaşlar kontrol değişkeni. Bakın bu da yazdım arkadaşlar. V1'in genliği yani 1.08 ve delta 1 arkadaşlar 3 adet ifade var burada kontrol değişkeni var. Bunların iki tanesi silek balaya takılacak. Silek baranın bara gerilim genliği ve silek baranın gerilim açısı arkadaşlar. Peki 1.08 nasıl sabit kalabiliyor? Buradaki Q'yu oynamanız gerekiyor. Bakın burada QG1 de yok. Hiç bununla ilgili hiç bilgi yok. Dolayısıyla arkadaşlar QG1 olmadığı için 1.08'i sabit tutuyorsunuz. Buradaki delta 1'i 0 derece sabit tutmak için arkadaşlar PG1'i serbest bırakmanız gerekiyor. Bu nedenle arkadaşlar PG1 değerini de bilmiyorsunuz. Kısaca V1'in genliğini sabit tutmanın bedeli QG1'in yani birinin olduğu baraya jeneratör tarafından aktarılacak olan reaktif güç değerini bilmemek sıfır dereceyi sabit tutmanın bedeli de PG1 dediğimiz yani bir nolu jeneratörün baraya aktardığı aktif güç değerini bilmemeniz demektir. Şimdi arkadaşlar iki nolu baraya bakalım. Bakın yine bu PV barası arkadaşlar. Yani zamanda jeneratör barası. Bakın arkadaşlar bu da yüklerimiz belli. Zaten Y indisi biliyorsunuz güç akışı boyunca değişmeyeceğini söylemiştim. Bakın arkadaşlar PG2'yi sabit tutmuşum. Ne demek arkadaşlar bu? Güç akışı boyunca iki nolu baraya bağlı jeneratörün ürettiği aktif güç 0.8 birim olarak güç akışı boyunca sabit kalacak. Peki arkadaşlar bakın dikkat edin. PG2'nin sabit kalması demek. Bu sabitliği neyle sağlıyorduk arkadaşlar? Delta açısıyla sağlıyorduk. Çünkü buhar türbününün basıncıyla dönmek kuvvetiyle arkadaşlar sargımız açı değiştiriyordu. Dolayısıyla açı da bakın soru işaretiyle gösterdim delta 2. Dolayısıyla arkadaşlar PG2'yi bilmenin bedeli delta 2'yi bilmemektir. Bakın arkadaşlar burada delta 2 bilinmeyen olarak var. Gördünüz mü? O halde arkadaşlar tekrar top alacak olursak 2 nolu da? iç ihtiyacımız ya da bu baraya bağlı şehir varsa bu şehrin tükettiği aktif ve aktif gücü biliyoruz. Değerlerini biliyoruz. Bunlar sabit kalacaklar. Aynı şekilde 2 nolu baranın bara gerilim genliğini biliyoruz. Güç akışı boyunca değişmeyecek ama açısını bilmiyoruz. Dolayısıyla açıyı bulmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Gelelim 3 nolu baraya arkadaşlar. Bakın 3 nolu bara yük barası yük parasının arkadaşlar PY3 diye gösterdiğimiz aktif gücün 0.6 birim olarak değerini biliyoruz ve güç akışı boyunca bu sabit kalacak. Aynı zamanda bu baranın çektiği, şebekeden çektiği ve güç değeri de 0.3 birim bunu da değerini biliyoruz. Bu da güç akışı boyunca sabit kalacak. Peki PY3'ü sabit tutmanın bedeli nedir arkadaşlar? Delta 3'ü bilmemek. Gördüğünüz gibi QY3'ü sabit tutmanın bedeli de V3'ün genliğini bilmemek demektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya iki tane bilinmeyenimiz geliyor. Benzer şekilde arkadaşlar 4 numaralı da yük parası gördüğünüz gibi PY4 ve QY4 değerleri belli ve bunlar güç akışı boyunca sabit kalacaklar. Dolayısıyla PY4 sabit tutulduğu için delta 4'ü bilmiyorum. Bakın arkadaşlar delta 4 burada bilinmeyen olarak durum değişkeni içinde geçiyor. V4'ün genliği de arkadaşlar bakın burada yine bilinmeyen olarak geçiyor. Arkadaşlar son olarak 5 numaralı baraya bakalım. 5 numaralı barada yine PY5 ve QY5 değerleri biliniyor. Dolayısıyla arkadaşlar PY5 bilindiği için delta 5'i bilmiyorum. Bakın burada gibi delta 5 durum değişkeni olarak belirtilmiş. V5'in genliği biliyorum arkadaşlar. Genliği de bakın burada bilinmiyor olarak belirtilmiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu görmüş olduğumuz sistemde 7 adet durum değişkeni var. Bu ne demektir arkadaşlar? Güç akışı bittikten sonra bu 7 tane durum değişkenini bulmamız gerekiyor. Peki kontrol değişkeni arkadaşlar kaç tane? 3 tane. Bunlar güç akışı başlangıcında biliniyor. Dolayısıyla benim tarafından size verilecek. Güç akışı boyunca arkadaşlar bunlar değer değiştirmeyecekler. Güç akışı bittikten sonra bu değerden aynısını yine bulmuş olacağız. Arkadaşlar şimdi 5 balı sistemde bara noğulları ve bara türlerine bakalım. 1 noğulu baraya silek bara demiş arkadaşlar. Salının barası ya da referans baradır bunun Türkçe adı. 2 noğulu bara jeneratör barasıdır. Aynı zamanda PV barası olarak adlandırılır arkadaşlar. Niye PV barası diyorduk? Bunu hatırlayalım. Aktif güç ve gerilim genliğinin sabit tutulduğu baralara jeneratör barası diyorduk arkadaşlar. Az önce güçse göstermiş olduğum şu görmüş olduğunuz kompozasyon barası da arkadaşlar PV barasıdır. Yani PV barası dediğimiz zaman mutlaka jeneratör barası anlamanız gerekmez. Buralarda reaktif kompansasyonu yapmakla görevli bir sistemimiz varsa bu barada PV barası olarak adlandırılır. Bu da gördüğü gibi arkadaşlar 3, 4 ve 5 nolu baralarımız yük barası olarak adlandırılıyor. Diğer adıyla PQ barası. PQ niye PQ barası diyorduk? Arkadaşlar bu baralarda biliyorsunuz aktif ve reaktif değerleri biliniyordu ve güç akışı boyunca değişmiyordu. Dolayısıyla bu üç baranın diğer adı da PQ barız. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 5 barlı sistemde 2 adet jeneratör var, 3 adet yük barası var, 6 adet iletim hattı var. Arkadaşlar şimdi elimizde bizim 7 tane durum değişkenimiz var. Yani 7 tane bilinmeyenimiz var. 7 tane bilinmeyen için arkadaşlar bize 7 adet denklem gerekiyor biliyorsunuz. Peki bu denklemleri nereden bulacağız? Arkadaşlar konumuz ne? Güç akışı. Dolayısıyla güç dengelerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar bir no'lu barada biliyorsunuz bir no'lu baraya gelen aktif güçler var. Giden aktif güçler var. Bir no'lu baraya gelen reaktif güçler var. Giden reaktif güçler var. Aynı şekilde arkadaşlar iki no'lu bara içinde böyle söyleyebiliriz. Üçte dörtte beşte bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar her bir barada bizim iki tane eşitliğimiz var. Aktif güç denge eşitliği ve aktif güç denge eşitliği. Şimdi arkadaşlar eğer biz her bara başına 2 tane eşitlik üreteceksek sonuç itibariyle arkadaşlar bu da 10 tane denklem elde etmemiz gerekiyor değil mi? 5 tane P eşitliği, 5 tane Q eşitliği. Ders notumuza bakalım arkadaşlar tek hatırlamak için bunları. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5.36 eşitliği aktif güç denge eşitliğidir. 5.37 eşitliği ise ve aktif güç denge eşitliğidir. O zaman ben sizin yerinizde olsam şu soruyu sorarım. Sayın hocam 7 tane bilinmeyenimiz var. 10 tane denklemimiz var. E bu durumda 3 tane denklem fazla. Dolayısıyla bu 10 denklemden hangi 3 tanesini devre dışına bırakacağız? Elimizde 7 adet denklem, 7 adet bilinmeyen olsun. Arkadaşlar güzel bir soru bu. Bu sorunun cevabı şekli arkadaşlar adım adım size anlatmaya başlıyorum. Dikkatli dinleyin. Şimdi arkadaşlar bakın. 10 adet eşitlik demişim. Birinci baradan 2 iki eşitlik. ikinci baradan 2 iki eşitlik. Üçüncü baradan 2 eşitlik. 4. baradan 2 eşitlik ve 5. baradan 2 eşitlik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 10 adet denklem var. Şimdi arkadaşlar bu 10 adet denklemden 3 tanesini diskalifiye edeceğim. Neden? Çünkü benim 7 tane bilinmeyenim var. 7 tane denkleme ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar bakalım hangilerini diskalifiye edeceğiz. Bunu şu ana kadar anlattığım bilgi birikimini kullanarak sizi açıklamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar birinci bara burasıydı. Bu baraya gelen aktif güçlerin toplamı giden aktif güçlerin toplamını eşittir değil mi? Gelen aktif güç ne arkadaşlar buraya PG1. Gidenle arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sevgili arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz tüm hatların bu hattın sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda şu hattın aynı zamanda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz hattın çektiği tüm aktif güçlerin toplamına ben P1 diyorum arkadaşlar. Unutmayın. bunun da formülü ben size vermişim Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Arkadaşlar bakın 532 ifadesinde i yerine 1 yazarsanız o bahsetmiş olduğumuz P1 değerini bulursunuz. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi 532 ifadesinde yani P1 ifadesinde i yerine 1 koyduk ya. Bu da arkadaşlar bilinen GIG'dir, BIG'dir. Delta IG şu görmüş olduğunuz delta IG'ler, VIG'ler ve ile Vİ arkadaşlar. İtirasyon boyunca değiştiğini daha önceden söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar P'yi değerini ben bilmiyorum. Bunu unutmayalım. Peki P1'i bilmiyorum. PG1'i biliyor muyum arkadaşlar? Bakın PG1 bu. Bakın bunun değerini de bilmiyorum. Zaten bilseydim arkadaşlar burada PG2'yi biliyorum mesela. Değerini yazmışım şimdi arkadaşlar. PG1'i niye bilmiyordum arkadaşlar? Çünkü delta 1'i biliyordum. Delta 1'i bilmek demek PG1'i bilmemek demek. Dolayısıyla arkadaşlar. Bir denklemde iki tane bilinmeyen var. Gördünüz mü? Dolayısıyla arkadaşlar bu denklem diskalifi olacak. Yani 10 denklemden 10 adet eşitlikten bir tanesini diskalifi ettik. Şimdi arkadaşlar bakalım reaktif güç eşitliğine arkadaşlar. Bir nolu baraya gelen reaktif güç nedir? QG1'dir arkadaşlar. QG1'in formülü neydi? Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar QG1 ifadesi 533 ifadesinde i yerine 1 koyduğumuzda elde ettiğiniz büyüklüktür. Görüldüğü gibi burada delta ejilerin değerini bilmiyoruz. VJ'lerin ve VI'lerin değerini bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Q1'in değerini bilmiyoruz. Peki burada Q1'i bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. QG1'i biliyor muyuz? Bakın arkadaşlar QG1 ile ilgili burada bilgi yazmamışım. Neden yazmamışım? Arkadaşlar 1.08'i biliyorsanız yani gerilimin genliğini biliyorsanız ve aktif gücü bilmiyorsunuz demektir. Dolayısıyla arkadaşlar QG1 de bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir denklemde iki bilinmeyen olduğu zaman sevgili arkadaşlar bu denklemi de diskalifiye ettik. Dolayısıyla arkadaşlar birinci baladan güç akışı içtiklerine hiçbir denklem koymayacağız. Arkadaşlar şimdi gelelim 2 nolu baraya. Arkadaşlar bakın iki nolu barada iç ihtiyaç gücü olarak da nitelendirebilirsiniz. Buraya bağlı bir şehir olarak da nitelendirebilirsiniz. Fark etmez. Bu baraya bağlı PY2 03 birim ve QY2 0 birim değerinde aktif ve reaktif güçlerimiz var. Şu anda aktif güç dengesini kullandığımıza göre arkadaşlar buradaki P denkleminde PG2 eksi PY2 eksi P2 eşittir 0. Peki buradaki P2 nedir arkadaşlar? Bakın P2 şu. Şu hattın çektiği aktif güç ve arkadaşlar şu hattın çekti aktif gücün toplamına P2 deriz. P2 de bu bana verilmiş mi verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bakalım. P2'yi bilmiyorum. PG2'yi biliyor muyum arkadaşlar? Biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar P2 de biliyorum. Dolayısıyla bir denklem bir bilmeyen. Bakın P2'yi bilmiyorum ama geri kalan iki ifadeyi bildiğim için bir denklem bir bilmeyen. Dolayısıyla arkadaşlar ne demiştim ben size? Bir denklemde en fazla bir bilmeyen olabilir demiştim. Dolayısıyla arkadaşlar iki nolu baradaki aktif güç dengesini güç akışı eşitliklerine sokabiliriz. Dolayısıyla birinci denklemimizi elde ettik sevgili arkadaşlar. Bakın arkadaşlar birinci nolu bara için burada sonuç demişim. Görüldüğü gibi bu sonucu demişim ki bu nedenle her iki eşitlikte Güç akışı hesaplamalarına sokulmaz demişim arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıklamadan sonra 2 nolu bara içinde demişim arkadaşlar. Bakın sonuç itibariyle Q eşitliği güç akışı hesaplarına sokulmaz. Dolayısıyla arkadaşlar P eşitliği güç akışı hesaplarına sokuluyor. Q eşitliği güç akışı hesaplarına sokulmuyor. Şimdi arkadaşlar 3. baraya bakalım. Arkadaşlar 3. baramız burası. Ne demiştik? 3. baraya gelen aktif güçlerin toplamıyla giden aktif güçlerin toplamı birbirine eşit olmak zorunda demiştik. Arkadaşlar gelen aktif güç PY3 değeri biliniyor mu? Biliniyor. Giden aktif güçlerden arkadaşlar şu hattın çektiği aktif güçle arkadaşlar şu hattın çektiği aktif gücün toplamı arkadaşlar P3'ü verir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar P3'ün değerini bilmiyorum ben. Güç akışı sonucunda bulacağım. Peki PY3'ü biliyor muyum? Arkadaşlar bakın P3'ü ben size vermişim. Dolayısıyla arkadaşlar bu görmüş olduğunuz aktif güç dengesinden 3 nolu bara için bir denklem elde ettik. Şu bir denklemi katacağız. Şimdi arkadaşlar aynı bara için reaktif güç dengesine bakalım. 3 nolu bara gelen aktif güç ile giden ve aktif güç. Arkadaşlar giden ve aktif güç şu görmüş olduğumuz 2 ile 3 arasındaki hattın çektiği ve aktif güç. Bir de 3 ile 1 nolu bar arasındaki bağladığımız şu hattın çektiği ve aktif gücün toplamını arkadaşlar biz Q3 diyoruz ve Q3 değerini bilmiyoruz. Formülün nasıl bulunduğunu az önce söylemiştim. Peki q 3'ü biliyor muyuz? Arkadaşlar q vermişim bakın 0.3 birim. Eğer 100 megawata ben 1 bir birim demişsem bu 60 megawatttır. Bu da 30 mega amper reaktiftir. Dolayısıyla arkadaşlar bu değerleri biliyorum gerçek hayatta. Peki 3 nolu baradan 4 nolu baraya geçelim arkadaşlar. Dolayısıyla 3 nolu baradaki tüm eşitlikleri aldım. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci ve üçüncü eşitliği de elde ettim. 4. baraya bakalım arkadaşlar. O da bir yük barası burası. Görüldüğü gibi P4 belli. Peki P4 nedir arkadaşlar? P4 de şu hattın çektiği aktif güçtür arkadaşlar. Şu hattın çektiği aktif gücün toplamıdır. Dolayısıyla o formülünü biliyoruz ama değerini bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar P4'ü de bilmiyoruz. Peki P4'ü de biliyor muyuz? Bakın P4'ü de biliyoruz. 0.4 bilim yani 40 megawatt kabul edebilirsiniz bunu. Dolayısıyla arkadaşlar 4. eşitliği de bulduk. Gelelim sevgili arkadaşlar. 4. baradaki reaktif güç dengesine. Görüldüğü gibi bu baranın çektiği reaktif güç QY4'tür. Gelen güçler de 2 tane hat geliyor arkadaşlar. Bu hattın reaktif gücüne de Q4 demişim. Q4'ü bilmiyorum. Dolayısıyla QY4'ü biliyorum. Q4'ü bilmiyorum. Dolayısıyla bir denklem bir bilinmeyen arkadaşlar. Dolayısıyla 5. denklem olarak da 4. baranın reaktif güç dengesi denklemini koydum. Son baraya bakalım sevgili arkadaşlar. 5. barada yine PQ barası yani yük barası arkadaşlar. Bakın gördüğü gibi gelen aktif güç ya da giden aktif güç 06 birim müşteri tarafından çekiliyor. Peki buraya gelen hatlar nedir arkadaşlar? Bu hat biliyorsunuz geliyor. Bu hatta da geliyor. Dolayısıyla bu iki hattın çektiği aktif güç ya da verdiği aktif güç arkadaşlar bizim için P5'tir. E, P5'i de zaten biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bir denklem bir bilmeyenden 6. denklemi de bulduk. Gelelim arkadaşlar 5. barada reaktif güç dengesine. Bu baranın çektiği reaktif güç değeri 0.2 birim yani 20 mvar. Dolayısıyla arkadaşlar peki bu hattın çektiği reaktif güç ya da bu hatta gelen reaktif güç nedir arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz iki hattın buraya taşıdığı reaktif güçtür. Onu da de bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Q5'i bilmiyoruz. qy 5i biliyoruz. Bir denklem bir bilmeyen arkadaşlar 7. denklemimizi de elde ettik. Dolayısıyla arkadaşlar bakın ne yazmışım buraya? 7 denklem 7 bilmeyen. Doğru arkadaşlar 7 tane bilinmeyenimiz bu da. 7 tane denklemimiz bu da. Artık biz bunu ister gauss seidel yöntemiyle olsun, ister newton raphson yöntemiyle arkadaşlar olsun arkadaşlar. Nonlinear yani lineer olmayan denklemlerimizi elde ettik. Bilinmeyenlerimizde neler olduğunu değer olarak olmasa bile bilinmeyenlerimizin ne olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla newton raphson algoritmasında daha önceki haftalarda öğrettiğime göre bu bilgileri kullanarak size tanıtacağım algoritmayı da kullanarak arkadaşlar yine böyle bir sistemde güç akışının adım adım nasıl yapılacağını size göstereceğim. Arkadaşlar kitabınızda Bölüm 5-5'te Gauss-Seidel metoduyla güç akışı algoritması ile ilgili formüller verdim ama ben özellikle bu yöntemle değil de çoğunlukla literatürde kullanılan Newton-Raphson yöntemiyle olay anlatacağım. Dolayısıyla harmonik güç akışı notta da Newton-Raphson üzerinden anlatılmış arkadaşlar. Dolayısıyla Gauss-Seidel metodunu öğrenebilirsiniz ama bu ders için Newton-Raphson yöntemini ben size Dolayısıyla bu bahsettiğiniz yöntemden sınavlarda sorumlu olmayacaksınız. Arkadaşlar Newton-Raphson yöntemiyle güç akışı algoritmasında size anlatmış olduğum daha önce anlatmış olduğum bilgileri kullanacağız. Bunu bağımsız bir video olarak çekmek istiyorum. Dolayısıyla bu haftanın son bölümünü ayırdım ona. Bir sonraki videoda arkadaşlar konu hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Hepinize başarılar diliyorum.